Ahmet Taş getiren. Onun yokluğunda onunla beraber. 1986 yılının Kasım ayında Altınoluk dergisinde çıkan bir yazımı paylaşacağım bugün sizlerle. Başlıkta da yazı da o zamandan kalma. Bugün veladet kandilinin 1436. yılı. Sevgili Peygamberimiz'in dünyaya teşriflerinin 1436. yılını idrak ediyoruz. Onu dünyamıza taşımak, onunla birliktelik duygusunu yaşayabilmek bütün zamanların Müslümanları için hasretle aranan bir duygu. Bir tür kalp açlığı. Resulullah zamanında yaşayıp da zaman zaman ona hasretlik hissedenler yanında 1400 yıl sonra yaşayıp onu özlememek nasıl mümkün olur? Ve tabii nasıl mümkün olur bunca asırlar sonra onun elinden tutabilme heyecanı. Gelin biraz kendimizi zorlayalım. İnsan sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayattayken yaşadığı hasreti düşündükçe titriyor. Bizler ondan şu kadar yüzyıllık uzak bir gurbette yaşayan bizler ne yapmalıyız? Sahabenin onun yanındayken ve ondan ayrılınca yaşadığı ruhi kesafet farklılığı bizde kim bilir nasıldır diye düşünüyor ve titriyor. Hanzala bin Errebi el-Useyyidi yolda Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a rastlıyor ve büyük bir panik içinde. Hanzale münafık oldu. Ey Ebubekir diyor. Hazreti Ebu Bekir şaşırıyor. Ne diyorsun sen ey Hanzale diye mukabele ediyor. Hanzale içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi büyük bir yürek ezikliği içinde anlatıyor biz diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi anlatıyor. Biz gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince bunların çoğunu unutuyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hanzale'yi teselli ediyor. Ancak Hanzale'nin içindeki yangın sönmüyor. Birlikte Resulullah'a gidiyorlar. Hanzale, onunla beraber ve ondan ayrıken yaşadığı duyguları Resulullah'a da anlatıyor. Allah Resulü Hanzale'yi dinledikten sonra şunları söylüyor. ''Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, huzurumda bulunduğunuz hal, üzre ve zikirde devam edebilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Lakin ya Hanzale, bir saat ibadetle, bir saat dünya işleriyle uğraşınız yeter.'' Allah Resulü bu sözlerini üç kere tekrarlıyor. Bu bir sahabinin peygamber ve gurbettiyle ilgili olarak yaşadığı bir hadise. Bir başkası da şöyle, ''Hazreti Peygamber bir gün, kölesi Sevban'ın büyük bir üzüntü içinde olduğunu, zayıfladığını, benzinin sarardığını görüyor. Ona üzüntüsünün ve zayıflamasının sebebini soruyor. Sevban cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü! Birkaç gün seni görmemeye dayanamadım. Beni öylesine korku sardı ki anlatamam. Ahirette seni görmeme ihtimali aklıma geldi. Çünkü şayet ben bir ihtimal cennete girersem sen nebiler derecesinde ve makamında olacaksın. Bense o derecede olamayacağım için seni göremeyeceğim. Sevban'ın büyük aşkından doğan bu sorunun cevabını vahiy veriyor. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel dostlardır. Nisa suresi 69. Onlar ne güzel dostlardır. Onlar ne güzel aşıklardır. Onlar sevdikleri insandan ayrılığı, bir lahzacık ayrılığı, cennetteki ayrılığı, yüreklerinde bir sızı halinde ne güzel yaşayanlardır. Onlar bu ayrılıktan doğacak ruhi kesafetteki düşüşten ne güzel acı duyanlardır. Onlar ne güzel insanlardır. Ey güzel dost, ey Hanzale, senin ölçülerinde bizim durumumuz nedir? Bizler ki Allah Resulü'nden yüzlerce yıllık bir gurbet halindeyiz. Bizim durumumuz nedir Allah aşkına? Biz sizlerin Resulullah yanında ulaştığınız yücelişi nasıl tadacağız? Sizin ulaştığınız iman kesafetini nasıl bulacağız? Ey Sevban sen söyle o acı nasıl bir şey? Peygambere hasret nasıl bir duygu? O duyguya nasıl ulaşılır? Senin köleliğindeki bu aşkla bizim hürriyetimizde yaşadığımız bütün duygular tartılsa inan senin aşkın ağır gelir. Söyle bu aşkın sırrını bize. Bizler gurbette mecbur olanlar, kendimizi büyük bir sorgulamadan geçirmeliyiz. Hz. Hanzale'nin canhıraş feryadını anlamalı, peygamberin yokluğunda ona ümmet olabilmenin yollarını bulmalıyız. İçimizdeki imanın kesafetini sürekli yoklamalıyız. Nifaktan korkarcasına aşkımızdaki eksilmeden korkmalıyız. Ona aşkın, onun sünnetine sımsıkı sarılmakla büyüyeceğine inanmalıyız. O sanki karşımızdaymışçasına, her davranışımızda ondan izin istiyormuşçasına, onu içimizde ikinci bir ben gibi hissedercesine, onu bir vicdan ölçüsü, onu bir kafa yapısı, onu bir iman mihveri yaparcasına onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Veladet kandilinizi tebrik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kalbi rabıtaları diri hayatlar diliyorum. Ahmet Aş getiren Star.